İyi akşamlar sayın seyirciler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Çiğdem Özdemir. Bültenimize hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali döneminde Karabağ'a verilen zararın tazmini için uluslararası mahkemeleri işaret etti. Bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım dedi. Azerbaycan'ı ziyaret eden Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme süreçlerinin birbirini destekleyecek şekilde ilerlediğini söyledi. O işgal süreci içerisinde işte ne hale getirmişler Cebrail'i? Bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Ki bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında dünyaya seslendi. Karabağ'da işgal döneminde yapılanların Lahey Adalet Divanı'na taşınması gerektiğini söyledi. Zengizur koridoru ile ilgili korkular yersiz dedi. Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengizur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme sürecine de değindi. Barışta kaybedenin olmayacağını ifade etti. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Barışın kaybedeni olmaz. Yegane gayemiz bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmektir. Görün ne kadar onlarda Azerbaycan... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğine vurgu yaptı. Aziz kardeşim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a destek ifade etti. Bildirdi ki Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve bu siyasi ve manevi destek savaşın son gününe kadar devam eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Aliyev, Erdoğan'ı Zengilan Havalimanı'nda karşıladı. İki lider yapımı tamamlanan havalimanının açılışını yaptı. Ardından Erdoğan ve Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü projesinin ilk etabının hizmete alım törenine de katıldı. İki lider Zengilan'ın ardından Cebrail şehrine geçti. Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ile Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksinin temelini attı.